Sevdalısı. Ali abi, ehlen. Ahlen ve selam. İlk etapta hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Ahlen ve selam. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim. Gözünü öptüm. Dudak izi var şu an burada. Senin gözlükten sonra alnından öperim. Çünkü ben bütün yayın haberleri, TRT haberi, kültür açısından beni reklam ettiğine dair ve hizmetimden dolayı çok çok teşekkür ederim ve minnettarım. Peki, biz teşekkür ederiz ben efendim. Teşekkür tüm ederim. Hem kurumum adına hem ekibim adına. Evet. Ali abi, aileniz bu sizin. Evet efendim. Hanımefendi Halime Hanım. Halime Hanım. Eşiniz. Eşimiz. Hanımefendi. Büyük kızımız. Büyük kızınız. Evet. Buradaki hanımefendi. Ortancı kızımız. Ortancı kızınız. Evet. Maşallah. Kaç çocuğunuz var? Benim Allah'a çok şükür Halime'den doğma 10 çocuğum var. 10? 10. Kaç kız, kaç erkek? 5 kız, 5 erkek. İngilizce olarak ten children diyorum ben sayın turistlere. Evet. Five boy, five girl. From one? One wife. One wife. One wife. Very very good wife. Very very good. Peki efendim. Tek hanımdan 10 tane çocuğunuz evet, var. Evet efendim, evet. Sevgili izleyenler, aslında burayı Ali Bey bir müzeye çevirmiş. Harran'a dair ne güzellik varsa hepsi duvarlarda böyle asılı. Kendi evi başka. Kendi şu karşıda bir binada oturuyor. Ancak bizi burada ağırladı. Biz de zaten öyle arzu ettik ki siz de bu güzelliği göresiniz diye. İlerleyen dakikalarda bu evin odalarını da gezeceğiz. Ve dahi Halime ablamız ilk olarak bu eve gelin gelmiş. Gelin odasını da bize gösterdi. Değil mi Halime teyze? He aklım. Evet. Halime teyzenin gelin geldiği odayı da size göstereceğiz az sonra. Tabii tabii. Peki Ali abi nasıl işler? İşler çok şükür. Ben hemen hemen 25-30 yıllık arasında zamanda kültürle teşebbüs ettim. Kültürü yüceltmeye demişler. Akıl yaşta değil başta. Aynen öyle. Ben bazen İstanbul'a açılıyorum. Eski zamanlarda 30 yıl evvel İstanbul'a gittim. Kapadokya'ya gittim. Yani tarihi yerleri düşündüm, taşındım. Tarih sende. Medeniyetler beşiği, peygamberler yatağı. Harran ya. Sen tarihi niye sağa sola öğrenmeye gidiyorsun? Tarihin içindesin dediniz. Tarihin kendine. İçindeyim. Peki buraya dünyanın her tarafından turistler geliyor mu? Dünyanın her tarafında cıvıl cıvıl turist kaynıyor. Ondan dolayı aile olarak, aile ferdi olarak 20-30 yıl oldu bu turizmden uğraşıyoruz. Tüm çocukların 10 tane çocuk elini öper. Hepsi de 8'er dil bilmektedir. Sevgili izleyenler, 8'er dil bilmektedir derken bu bunun mübalağa lisanı değil. Az sonra siz de göreceksiniz. Evet. Hem sağdaki hanımefendi hem de soldaki hanımefendi Japonca'da başta olmak üzere efendim. Kendileri Arapça, Japonca, İngilizce, İtalyanca ve Fransızca ve Almanca. Fransızca. Je m'appelle Bekir. Je m'appelle Nurten. Allah. Allah. Sevgili izleyenler, buraya turistler geliyorlarmış efendim ve eski Harran evlerine dair ya da Harran kültürüne dair ya da geniş anlamda Türk kültürüne dair merak ettiklerini hem Ali amca kendi lisanı haliyle, kızları da efendim o 5 lisanda hem bu evlerini gezdiriyorlar hem de Türk kültürüne, Harran kültürüne dair bilgiler sunuyorlar. Ne soruyor turistler en çok abi? Ne efendim merak ediyorlar? Turistler var ya, urfu adetlerimiz, giysilerimiz, ekmeğimiz dahil, yufka ekmeğimiz de dahile göre hepsi turistler yani memnuniyetle buraya gelen, Harran'a gelen ağlar gider güler. Mesela Allah'a çok şükür benim hanım Halime teyzen 63 model. Üstelik 63 doğumlu yani 63 anladım, model deyince anladım 63 doğumlu. Evet. Üstelik 63 plakalı. İnancın olsun şimdi Türkçe okumamış ama yabancı dili Türkçeden daha biliyor. Çünkü önemi ülkeye, uluslar arasında kültürünü geliştirmek için çok anlıyor yani. Halime Ana, konuşabiliyor musunuz yabancı dil ya? Az biliyorum oğlum. Mesela İngilizce hello mello onları biliyorsunuz ama biliyorum, değil mi? Biliyorum. Evli misiniz? Hayır, bekarım. Henüz bekarsınız. Öğrenciyim ayrıca. Ne okuyorsunuz? Ben çocuk gelişimi okuyorum. Hangi üniversitede? Yok, daha lisedeyim. Daha lisede çocuk gelişimi evet. Okuyorsun. Hadi hayırlısı. Çünkü bizim burada kız çocuklarını fazla okutmuyorlar. Ama ben burada babama şikayet ettim. Haydi Kızlar Okula kampanyası. O yüzden okuyorum. Onun sayesinde. Öyle mi Ali abi? Doğru. Siz okutmadınız mı?
Ben ilk etapta yoksulluktan okutmadım. Yani maddi durumum zayıf olduğu için. Yoksa benim şimdi maddi durum olduğu takdirde, olduğu zaman ben uzayda tarımcılık yaparım ben. Uzayda mı? Tabii. Türk vatandaşı zekidir ve çalışkandır ya. Ne diyorsun yani? Bir şey demiyorum yani, tamam, doğrudur. Türk vatandaşı beynine bir işe, bir sanata verdi mi dünyanın tek münferedi Türk vatandaşı. Kesinlikle öyle. Kızınızla biraz daha sohbete devam edebilir miyim? Tabii tabii, buyurun, buyurun. Çocuk gelişimi okuyorsunuz. Evet. Tebrik ederim ya. Peki hangi dilleri konuşabiliyorsunuz? Ben yani? Almanca, Fransızca, İtalyanca, birazcık Korece, Almanca Japonca. Biliyorsunuz. Evet. Sie können Deutsch sprechen. A little bit. Yes. Peki. Kimler geliyor? Daha çok hangi ülkeden buraya turistler daha çok geliyor? Almanlar, Japonlar ve Fransızlar geliyor buraya. Japonlar evet. Neyi merak ediyorlar Japonlar? Japonlar buranın tarihini merak ediyorlar. Almanlar neyini merak ediyorlar? Almanlar buranın yemeklerini. Çok tam diyecektim, siz benden önce söylediniz. Yemek merak ediyorlar. Çünkü bizim burada biz yemek de yapıyoruz. Bizim burada yöresel yemeklerimizi onlara tattırıyoruz. Özellikle bizim buranın yöre halkın en meşhur yemeği çiğ köftedir. Evet. Bizim burada çiğ köfte haftada 3 gün yapılmazsa olmaz. Nurten Hanım, çiğ köfteniz çok güzel ama çok acı ya. Tabii. Zaten İbrahim Tatlıses'in sesi nereden geliyordu? Nereden? Hep biber, acı yemekten. Allah bizim Allah. Buradaki küçük çocuktan tutun büyüklere kadar hepimizin sesi güzeldir yani. Öyle mi de? Evet. Sesi de güzel. Sesi güzel midir Nurten Hanım? Nurten Hanım bir kuple bir şey alabilir miyim? Siz, tabii. Hadi Arapça buyursun. Söyleyeyim istiyorsanız. Aa, çok memnun olurum Arapça söylerseniz. Hadi buyursunlar. Narül hama يا عيني يكفيها جور يا ناسيني مر العمر وانا انتبور يا البياعيت احلى سنيني. Vay be, çok güzeldi ya. Ya. Ben de Arapça Türk şarkı söyleyebiliyorum. Söyle. Metsibniş levhatta sevani. Ben sen kımıkrafı Arapça söyle, böyle söyleyeceksin. وبسك تيجي لحارتني يا عيوني وتنجز زين الزين الله الله جب الكرسي وقعد زين حليمه وقبال الحنفيه قربان الله. Buyurun. Süperdi ya. Bu mırrayı ne zaman içeceğiz? Burada soğudu bu mırrak Ali abi. Ya sabbabin el kahve uzidu hahel. Skuha ulen nişame bu zuhur al khil. Ali abi, kızlar gülüyor. Ne diyorsun sen? Kahveyi katanlar kızlı katın diyorum. Ha. Peki tamam. Sevgili izleyenler, görüyorsunuz zaten böyle bir ortamda olup mırranlı olmaması. Evet. Mırra çok güzel bir içecek ama biraz sert bir içecek. Eğer alışkın değilseniz efendim gerçekten içerken zorlanabiliyorsunuz. Mırranın manasını istersen Sayın Bekir abi söyleyeyim ben bunu. O zaman şöyle kameraya doğru dönün. Evet. Sevgili izleyenler, mırranın manasını merak ediyor musunuz? O zaman şimdi anlatayım falan. Sayın izleyicilerim, sayın dinleyicilerim, mırranın manasını kısaca ben izah edeceğim. Mırra'nın manası Güneydoğu Anadolu bölgesinin geleneği. Geleneği deyince insanları birbirine kaynaştırır ve sevdirir ve kibirliği olmayan bir urfu adet bir maddedir. Yani insanları barıştıran, insanlarımızı yaklaştıran, insanlarımızı takdirini bilen mırra. Mırra demek hatır gönül meselesi demektir efendim. Ali abi. Heh. Halime yengen sanki morali bozuk gibi ya. Bozuk değil. Peki. Değil. Başka? Mikrofonu ben alırsam eğer. Buyurun mikrofonu. Çok teşekkür ederim. Ya Ali amca, diyorlar ki bu mırra hiçbir zaman yere konulmaz. Konulmaz. Koydu eğer, yoksa diyor. Cezalı durumuna düşüyorsun. Mırrayı dağıtanı evermek zorundasın diyor. Evet, doğru. Doğru. Şimdi ben bunu yere koysam size evereceğim mi? Beni evereceksin. Şayet ben hanımdan korksam fincan altın doldururuz. Bunun urfi cezası beledir. He? Urfi genelek cezası beledir. Ha, anladım. Vallahi bir defa da içti, ben de içeceğim. Bir defa da iç, bana teslim et. Kahveciye teslim et. Peki. Cezaya düşmesin. Tamam. 40 yıl hatırı olan şekerli kahve değil, mırra. Oh. Afiyet şeker olsun. Afiyet şeker olsun. Allah'ım, ateş bastı bana. Ateş bastın, sonra senin bir midene de temizler bu mırra. Yararlı mideye yararlıdır. Şimdi bu evde kaç tane oda var? Yani sevgili izleyenlerimize bu evin nerelerini gezdireceğiz az sonra? Şimdi bu evin
20 hemen hemen 21 odası var. 21? 21. Bu oturduğumuz odalarda bu şark köşemiz. Diğeri ağa odası var. Harran'ın ortasında şark odası mı olurmuş ya? Olur. Her odası şark zaten. Kendi de şarkta. Özel ha. Misafirlere. Ha, evet. Özel. O misafir odası gibi yani. Misafir odası. Anladım gibi. Ben. Bir de ağa odası var. Ağa odası mı? Evet. Bir de oturma odası var. Mutfak odamız var. Bir de kervansaray geniş salonlarımız var. Bunlar işte bundan ibarettir yani. Peki. Ben şu araya bir oturabilir miyim? Tabii. Buyurun, buyurun. Halime teyze bir şey soracağım size. Siz dediniz ki ben bu eve gelin geldim dediniz. Doğru mu? He. Kaç yaşındaydınız o zaman? 15-18. 15-18 yaşlarındaydınız. He. Peki o zaman bu evde kaç kişi yaşıyordu? Çok oğlum. 20? 40. 40? 40 yaşa. Siz bu evde kaç sene yaşadınız burada? 20 bence. Nasıl? 20. 20 sene bu evde yaşadınız. 20 sene aşağıda. Peki şimdi normal bir dairede yaşıyorsunuz. Hani bizim yaşadığımız gibi evde. Burası mı rahat, orası mı rahat? Burası rahat. Ne yönden? Yazın serin, kışın sıcak. Çok yani sıhhatli. He. Güzel yani. Torpağı güzel. Bir şey soracağım ana. Siz de okumak ister miydiniz? Vallahi eski yok okuma. Eski yok. Bekir abi, kafasını çalıştırırsa Harran ilk üniversitesinde zaten okuyor yani. Bunu sormasına ebez ben duyuyorum. Ali kızı bunu öğretiyor ya. Ha, öyle mi? Tabii ben öğretmişim okumayı. Ha, hanımefendi üniversitesi sizsiniz. Biziz yani. Dekan da siz, rektör de. Dekanı da biziz, profesörü de biziz, hocası da biziz efendim. Peki öyle olsun bakalım. Hanımefendi siz büyük kızısınız herhalde. Annem oluyor. İsminizi bağışlar mısınız? Şevval. Şevval Hanım, siz de turistlere burada rehberlik yapıyor musunuz? Hı hı, genellikle yapıyoruz. Evli misiniz? Yok, bekarım. Ha, bekarsınız. Şevval Hanım, sizde var mı böyle 5-6 yabancı değil? Var ama daha sonra eve gezerken anlatayım. Ha, orada anlatacaksınız. Tabii, tabii. Ha, o da izleyenlerimize sürpriz olsun. Ha, bir de sevgili izleyenler, Şevval Hanım ve Ayşe Hanım da değil mi? Nuray. Ha, Nur, ha? Nurten. Ha, Nurten Hanım. Nuray dedin ya Ali abi. Nurten Hanım. Nurten. Nuray dedin. Yanılmayan Allah. Nuray, Nurten, ben Nuray diyorum kendisi. 10 tane çocuk olunca evet. Sen. Evet. Karma karışık oluyor. Sevgili izleyenler, az sonra Nurten Hanım'la Şevval Hanım da bize kıyafetlerle alakalı böyle güzel bir defile gösterecekler efendim. Kıyafetleri giyecekler ve bizlere gösterecekler Harran'ın yerel kıyafetlerini. Arzu ederseniz şimdi yavaş yavaş evi gezmeye başlayalım. Ama ondan evvel sevgili Ali Kızıl abimizden çok güzel bir türkü dinleyelim. Sayın seyircilerimiz ve sayın dinleyenlerimiz, ilk kez tarihi bir Arapça türküsünü tüm Türkiye'ye armağan ediyorum. Asmar, 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 ya habibi yel asmar. Asmar, 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 ya habibi yel asmar. أشوف الزحل شعليك وإحنا نقول تي قشمار يا دشت الغربية عليك اثنين انشارية ليلي 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 جانم حنمي حنمي صرما بنم حالمي حالم بريشان olmuş جيجرم انحمي ليلي 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 جانم Vay, çok güzeldi. Alkışlıyoruz. Alkış. Ali abi, bir uçtan evi gezmeye başlayalım. Ama ben şöyle isteyeceğim. Şevval Hanım aynı bir turiste gezdiriyor gibi gezdirsin bizi. Tamam, tamam. İzleyenlerimiz de turistlerin burada nasıl info verildiğini tabii, onlar da tabii, görsünler. Tabii, 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 memnuniyetle. Olur mu öyle? Olur, olur. Şevval Hanım, gezelim mi evimizi? Serbestsin. Haydi bakalım. Sevgili izleyenler, kızlarımız bir turisti nasıl gezdiriyorlar? Şimdi onu test edeceğiz efendim. Oh, very nice. Hello. Hello. How are you? Thank you. I'm fine. And you? Fine. Thanks. Fine. And you? My name is Brain. My name is Nurten. Nice to meet you. Nice to meet you. Şevval. Nice to meet you too. Şevval? Yes. Oh, very nice name you have. Moon. From Moon. Yes. From Moon. Thank from you. Moon. For look at the breaking colors for black. Yes, why I'm not looking. This black? Because for why is it black? Yes, because why? Because for winter times outside is very cool, cooler here, and for make the fire and salt go outside for look at the color. Yes, I look it.
Oh, can I translate it? Translate it on Turkish, please. Just a moment. Efendim hanımefendi diyor ki bu evlerin özelliği diyor yazın serin, kışın sıcak olması diyor. Kafanızın üstündeki taşların siyahlığına özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum diyor. Çünkü o siyah niye? Why was it black? Because for here make fire. Ha, bu ortada yerde ateş yakarsanız tabi tepenizdeki tuğlalar kararır diyor efendim. Kendisine teşekkür ederim. It's really unbelievable Nurten. Thank you. Sevgili izleyenler, burası Harran evinin tam ortası. Hani modern evlerde hol diye tabir ettiğimiz yer burası efendim. İşte ısıtma tam burada yapılırmış kışları özellikle. Hani köy yerlerinde görürsünüz ya, tezekler vardır, kurutulur. İşte o tezekler burada mangalda yakılır ve böylelikle tüm evin odalarının ısınması sağlanırmış. Burada yakılan ateş tüm evi ısıtıyordu değil mi? Mangal ortada, mangal yakıyor. Bütün zaten yanıyor. Ondan sonra bacaları var. Dumandan evet. O bacadan çıkıyor. Zaten kendi kendine ısınıyor. Kendi kendine ısınıyor. Toprak olduğu için ısınıyor. Mutfaktan başlayalım sevgili izleyenler. Nurten Hanım buyursunlar. Evet, mutfağa gezelim öncelikle. Nurten Hanım, bize anlatır mısınız burayı siz? Ha, içerisi mutfak, pardon. Evet, burası evet. Mutfağın girişi. Şeymiş burası. Amerikan mutfak. Eskiden insanlar yani iki çeşit yemek çıkarırlar. Çünkü buranın haneleri çok olduğu için, aileler geniş olduğu için bir kazanda yapıyorlar yemeği. İki çeşit yemek yaparlar ve kazanlarla yaparlar. Gayet güzel. Sevgili izleyenler, burada dikkatinizi özellikle çekmek istediğim şöyle bir nokta var. Gerçi kameraman arkadaşım için biraz zorlayıcı olacak ama tam tepede bir delik var efendim. Hani merak ediyorsanız burada saç yapılıyor, o kadar ateş yapılıyor, ateş yakılıyor. O kadar duman nereden tahliye oluyor diye merak ederseniz oradaki çıkışı destekleyen, bakın şurada iki tane delik daha var. Karşıda da var bunlardan. Dolayısıyla sevgili izleyenler, burada aslında çok modern bir hava sirkülasyonu sağlanmış ve böylelikle gerek koridorda holde yanan ateşin dumanı, gerekse mutfakta pişirilirken oluşan dumanı anında tahliye ediliyor ve ortamda sağlıklı bir atmosfer oluyor. A odasına mı gidiyoruz şimdi? A odasına gidiyoruz sevgili izleyenler. Ya ev çok güzel de keşke kapıları da biraz yüksek olsaymış. Şöyle ya. Kapıların küçük yapmalarının sebebi eskiden küçük kapılarda ağaların huzurunda hem selam verilerek eğilmek amacıyla hem de ağaya selam vererek geçmeleri için yapılmış. Ağa kadar akıllı ki ya onlar saygıdan hürmeten zorunlu eğmek gerekiyor. Vay sevgili izleyenler, görüyor musunuz? Aa odada hangi odada olduğunu bilmiyoruz mesela. Herhangi bir kapıdan içeriye girerken zaten mecburen eğilmek zorunda olduğunuzdan eğer hasbelkader ağa beyler de içeridelerse siz onu o esnada aynı zamanda selamlamış oluyorsunuz. Evet, aynı anda bir taşla iki kuş yani denilebiliyor. İki kuşla vurabiliyorsunuz. Ne güzel betimlediniz Nurten Hanım. Haydi gidelim. Sevgili izleyenler, Nurten Hanım'ın İngilizcesi vallahi Türkçesinden iyi ya. Evet bence de. Haydi girelim. Yo yo, gayet güzeldi. Çok teşekkür ediyorum. Ve sevgili izleyenler, burası da A odası. Sevgili izleyenler, burada otururmuş efendim. Hanımları da yanında. Böylelikle demek ki sohbet eder. Günün stresini, gördüğünüz nargilenin marpucundan basınçlı havayı içeriye doğru çekme suretiyle efendim böyle keyif ederlermiş ve günün stresini atarlarmış. Evet sevgili izleyenler, evimizi gezmeye devam ediyoruz. Şimdi o uzun koridorda yavaş yavaş ilerliyoruz. Şevval Hanım, maşallah yok da yok ha burada yani her şey yani var. Ne isterseniz var burada. Bakın deve tüyü var, ipek var, haram pamuğu var. Ondan sonra tavus kuşu şallarımız var, eli yapması. Bizim şunlarda bakın yeni moda. Buranın simgesi. Önceden beyazdı. Her 3 yılda bir rengi değişiyor. Buranın aşiretlerini ve Arapları simgeliyor. Öyle mi? Tabii. Bunları giymemizin sebebi burayı özgü olduğu için, burayı simgelediği için aşiretlerimizi simgeliyor. Aşiret reisi bunların rengini her 3 yılda bir değiştiriyor. 2 yıldır bu sene yani 2 yıldır bu eflatunu taşıyoruz üzerimizde yani giyiyoruz. Ha yani sokakta sizi buralı biri gördüğünde sizin evet. Başörtünüzden hangi aşiretin evet. Mensup olduğunuzu biliyor. Evet. Biliyor. Bakın bunlar da bizim
ipek şallarımız burada satıyoruz. Buraya biz 10 kardeşiz, bu evi işletiyoruz. Gelirimiz buradan yani bir eşarp satıyoruz. Burayı tanıtıyoruz. Öyle gelirimiz çıkıyor sağ Allah süper. Buraları tanıtıyoruz böyle. Bunlar bizim ipeğimiz. Bakın bunlar deve yünü. Şöyle geçelim, kameraman arkadaşımız da görsün. Bakın bunlar da deve yünü. Hakiki deve yünü, deve yünü, gerçek deve yünü. Kaç para bu? Bu 10 lira. Vay, bir şey değilmiş. Sevgili izleyenler, burası da salon mu? Yok, burası hayvanların kısmı. Nurten Hanım ne yaptınız ya? Evet, hayvanların kısmı, siz diyorsunuz. Evet, eskiden hayvanların kısmıymış sevgili izleyenler ama şimdi burayı salon olarak dizayn etmişler gördüğünüz. Aile Hanım odasının yeri. Aile Hanım'ın odasının eskiden yeri. Kapı falan yoktu. Arada sadece perdeler var. Bir kapıdan hepsine geçebiliyorsun. Ha. Tabii. Acayip pot kırdık Şevval Hanım ya. Evet. Bak, o da yayık ayranı. Evet, yayık ayranı yukarıda duruyor. Peki arkadaşlar, çok memnun oldum tanıştığımıza Şevval Hanım, Nurten Hanım. Halime teyze, ellerinden öperim. Ne kadar oldum, Allah razı olsun. İnşallah yine bekleriz. İnşallah. Burası sizin de eviniz. Bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Her anda eviniz olduğunu unutmayın. Peki. Burada bekleriz. Bir mırramızı, bir kahvemizi, bir yöresel kıyafetimizi giyip içip öyle gidin.